Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Tarafsız Gündem programımız başlıyor. Türkiye yine sıcak gündemleriyle devam ediyor. Gündemimiz HDP'yi yeniden kapatma davası. Kimler var? Konuklarımız Sayın Abdullah Demirbaş, eski Sur Belediye Başkanı. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Hoş bulduk. Saygıyla selamlıyorum bütün izleyicileri ve sizi. Ve Sayın Vekilimizi. Sayın Mehmet Ali Aslan, 25. dönem Mardin, 26. dönem Batman Milletvekili. Kendisi hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Hoş bulduk. Ben de sizlere ve bütün izleyicilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Abdullah Bey, sizle başlayalım isterseniz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcısı Bekir Şahin 17 Mart tarihinde HDP hakkında yeniden kapatma davası açtı. İddianamede HDP'nin devletin bütünlüğünü eylemleriyle ortadan kaldırmaya çalıştıkları belirtiliyor. Evet, HDP neden kapatılmak isteniyor? Ne dersiniz? Şimdi öncelikle bu diktatöryal rejimin temel mantığında kim muhalifse bu muhaliflere yaşam şansı tanımamaktır. Çünkü bu insanlar kendi iktidarlarından korkuyorlar. Korku cumhuriyeti oluşturup aslında kendi iktidarlarını sağlamlaştırmanın temellerini atmaya çalışıyorlar. Ama başta çıkışları demokrasi, özgürlük ve mazlumluk üzerindeyken şu anda en büyük zalim oldular. Bu temelde şunu ifade etmek gerekiyor ki bugün bu diktatöryal rejim aslında HDP'yi kapatmak istemekle birincisi şöyle bir şey yapıyor. HDP üzerinden Türkiye'nin tüm muhalefetine bir mesaj veriyor. İşte diyor, siz muhalefet yaparsanız biz size bunu yaparız. Geçmişte diğer siyasi partilere farklı tehditler yapıyordu biliyorsunuz. Yani bu kadar cılız muhalefet yapmasına rağmen bir CHP'nin genel başkanına yumruk attırdılar. Yine aynı şekilde Sayın Meral Akşener'i çok ciddi bir şekilde hedef gösterdiler. Yine Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısını işte mafyavari bir tarzda işte saldırıya uğrattılar. Bütün bunlardaki konsept şu: kim muhalefetse, kim bizi eleştiriyorsa, kim bizim kirli yüzümüzü aydınlığa çıkarmaya çalışıyorsa biz onu hedefleriz diyorlar. Ama burada neden HDP? Çünkü HDP en güçlü muhalefeti yapan, en kitlesel ve örgütlü ve gerçekten geniş tabanları bir araya getiren bir yapılanma. Bu anlamıyla HDP'yi daha çok hedefe alıyor. Bu nedenle HDP üzerinden bakın diyor %10-13'lük oya bile ulaşsa en örgütlü kesime de ben bunu yaparım, size hay hay yaparım diyor. Birincisi bu. İkincisi, Kürtlere demokratik siyaset yolunu, demokratlara, aydınlara, gerçek anlamda Müslümanlara ve inananlara, Alevilere ve toplumun değişik kesimlerine siyaset yolunu kapatarak kriminalize etmeye çalışıyor. Onları siyaset alanı daraltarak dağa yöneltmeye çalışıyor. O zaman diyelim ki dağda mücadele edecek, onları öldürecek. Şimdi şunu diyecek: bakın ben demedim mi bunlar zaten terörist. Bu temelde bu demokratik siyaset alanını kapattığı, daralttığı kesimlere özellikle illegal yol ve yöntemlere başvurmasını yöneltiyorlar. Bu anlamıyla da hedefledikleri bir de bu. Üçüncü hedefledikleri ise HDP'nin kapatılmasıyla HDP'ye oy verenlerin demokratik siyaseti inancını yok ederek sandığa gitmemelerini sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü şu anda giderek oyları azalıyor, toplumsal destekleri giderek azalıyor. Hele hele bu son işte mafyatik bir devlet yapısının deşifrasyonu gerçekleşince kitlesel destek de ve bir de etrafındakiler de açıkçası artık desteklemiyor. Fareler gemiyi terk ediyor. O zaman bu kitleye şöyle bir mantıkla yaklaşacaklar: biz bunları nefret ettirelim, sandığa gitmesinler. Sandığa gitmedikleri zaman
kalanın %50'sini biz alırız. İşte yeni ittifaklar gerçekleştirir. O zaman iktidarımızı sağlamlaştırırız mantığı var. Bu nedenle bakın bir başka şey de yapıyorlar. Hani HDP kapatılırsa başka bir partiyle seçime girebilmesinin yollarını da kapatmaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 12 Eylül dahil bakın hiçbir zaman bir partinin kuruluş dilekçesini almamazlık etmemişlerdir. Alırsınız, uygun görmezsiniz veya hani kurulmasına izin vermezsiniz. İki tane partinin kuruluş dilekçelerini bile almıyorlar. Biri İnsan ve Özgürlükler Partisi, diğeri de Yeşiller ve Sol Parti'nin dilekçelerini bile almıyorlar. Burada şunu tahmini yürütüyorlar. Diyorlar ki HDP seçime girmezse belki bu partiler üzerinden seçime girer. Biz en iyisi bu yolu, yöntemi de kapatalım. Bakın hani derler ya Osmanlı'da oyun çoktur. Aslında AKP'nin HDP'yi kapatmakla hedefledikleri bir taşla birkaç kuş vurmayı istiyorlar. Bu nedenle aslında demokratik muhalefete artık AKP'den bu anlamıyla yılmış, bıkmış, serzenişte bulunan bütün kitlelere bir mesaj veriyorlar. Biz size istediğimizi yaparız ve kimseye de hesap vermek zorunda değiliz yaklaşımıyla bunu yapıyorlar. On binlerce insanı gözaltına aldılar, tutukladılar. Genel başkanlarını, eski genel başkanlarını aldılar, cezaevine tıkadılar, halen yargılıyorlar. Belediye başkanlarını tutukladılar, kayyum atadılar, yine halk iradesinden vazgeçmedi. Bakın işte 2019'da seçim oldu, kayyum atanan yerler tekrar kazanıldı. Bu sefer yeniden kayyum atadılar. Ona rağmen insanlar iradelerinden vazgeçmedi. Çünkü HDP en kitle, en dinamik, en hareketli, en iradeli ve en örgütlü kitle. Bu sefer çareyi yok etmekte buldular. Yok etmeye çalışmakta bulundular. Ama ben şuna inanıyorum. Bugün bunu yapan AKP geçmişte kapatılmayla karşı karşıya olan bir partiydi biliyorsunuz. Geçmişte ona kapatılma davası açılmıştı ve bugün cezaevinde olan Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak üzere, başta olmak üzere bütün aydınlar, demokratlar AKP'nin kapatılmasına karşı bir çalışma başlatmışlardı. Bakın nereden nereye geldik? Mazlumun zalimliğine geldik. Ama bu zalim de bütün zalimlerin sonundan kurtulamayacaktır diyorum. Teşekkür ederiz. Mehmet Ali Aslan Bey, aslında daha önce de bir red gelmişti bunun için. Gerekçe olarak eksikliği gösterilmişti. Geri geldiyse bu kez gerçekten bu dava kabul edilir mi? HDP kapatılabilir mi? Siz ne dersiniz? Yani ben şöyle düşünüyorum. HDP'nin kapatılmasının tabii çokça hükümetin öngördüğü kendince kendini yine iktidarda tutacak sebeplerin yanı sıra mutlaka belki bizim düşünemediğimiz, bilemediğimiz sebepleri de vardır. Ama en görünen, en net sebeplerden başında şu geliyor. Birincisi HDP'yi seçime sokmamak. Yani kapatılsa da kapatılmasa da HDP'yi bir şekilde seçim dışı bırakmak istiyorlar. Nasıl? Şimdi çok hızlandırıp HDP'yi kapatıp erken baskın seçime gitmeyi düşünebilirler. Bu bir. İkincisi diyelim ki kapatmadılar. Zaman yetmedi ya da baskın erken seçim daha öne alındı. Bu durumda kalkar derler ki süre gelen bir mahkeme var. Nasıl ki şimdi mali olarak hesaplarına el konmak isteniyorsa ki onu kesin yapacaklar. Çünkü daha önce ki hükümetler 28 Şubat'ta
Refah Partisi'ne yapmıştı. Bunlar da kendilerine yapılanı başkasına yapmakta çok mahir oldukları için bunu yapacaklar. Yani çünkü hocalarından bu anlamda iyi ders almışlar. Yani diyorlar ya boynuz kulağa geçer, bu anlamda geçecekler. Kalkıp diyebilirler ki ya bu çok ciddi iddialarla kapatılmayla karşı karşıya, dolayısıyla seçime girmesi uygun değil de diyebilirler. Böyle bir karar da alabilirler. Ama onun ötesinde zaten 500 siyasiye, HDP'de siyaset yapana kesin siyaset yasağı verecekler. 687 idi, 500'e düşürüldüğü söyleniyor ama henüz o 500 isim daha açıklanmış değil. Yani neresinden bakarsanız kısa vadede bir seçim hamlesidir bu. Yani antidemokratik ve kabul edilemez bir siyasi kurnazlıktır bu. Hukukla ilgisi yok. Yani düşünün, işte en çok da Kobani olaylarını esas alıyorlar. 2014'te yaşanmış, işte Kobani dosyasını biliyoruz. 2021'de kalkıp duruşmalar, mahkemeler başlıyor. Yani ne alakası var denecek cinsten. Dolayısıyla birinci, dediğim gibi, kısa vadedeki hesapları seçim dışına itmek. Bir ikincisi, işte biliyorsunuz Sedat Peker'in gündeme bomba gibi düşen videoları var. Bunları duymazdan gelmeye çalışmaları tabii hakikati değiştirmez ama gündemi değiştirme çabasıdır da bu aynı zamanda. Yani nerede sıkışıyorlarsa tak Kürt'ün kafasına vurmaya çalışıyorlar. Ya da Kürt'ün iradesini temsil eden işte siyasetçilere, partilere vurarak kaybettikleri milliyetçi oyları oradan işte kazanmaya çalışıp yine siyaseti daha bir böyle ayrıştırma, daha kutuplaştırma hedefi güdülmektedir. Bunu bütün hükümetler yaptı. Yani bütün iktidarlar bunu maalesef Kürt seçmenine ve Kürt iradesine yapmıştır. Bugün de maalesef görünen bu. Yani sıkıştıkları an ya da gündemi değiştirme ihtiyacı hissettikleri an kendilerince bir günah keçisi belirlemişler ve bu değişmiyor. A partisi de iktidara gelse aynı şeyi yapıyor. B partisi de gelse aynı şeyi yapıyor. Yani düşünün, muhalefet bile buna çanak tutmuştu. Yani dokunulmazlıklarımız kaldırılırken ana muhalefet partisi dahi zaten ülkenin bu duruma gelmesinin bence müsebbipleri onlardır. İktidara değnek olmuşlardır. İktidar o yasaları tek başına geçirecek sayıya sahip değildi. Bunu ana muhalefetle başardı. Yani inanın, bugün ana muhalefet iktidar olsa ya da herhangi bir muhalefet partisi aynı şey, belki daha beter şeyi yapacaktır. Az önce Başkan Bey tabii önemli noktalara dikkat çekti. Ama ben şunu da hani eklemek istiyorum. Demirtaş'ın açıklaması bir, son açıklaması. Sırrı Süreyya Önder'in açıklaması iki. Altantan'ın açıklaması üç. Aslında bu üç açıklama hem seçimde nasıl bir pozisyon alınması gerektiğiyle ilgili çok önemli pusula görevi görüyor. Hem de şimdi az önce Abdullah Bey dedi ki, yani işte seçmeni eğer partiyi kapatırlarsa seçmenin bir kısmını, en azından yarısını kendilerine oy verecek ya da kendilerini destekleyecek bir şekil düşünüyorlar. Ya da işte siyaset dışı kalmakla, boykot etmekle ya da hiçbirine vermemekle yine ortaya yine çok vahim durumlar çıkıyor. Yani siz muhalefeti destekleseniz bir türlü, muhalefeti desteklemeyip işte tarafsız kalırsanız yine bu düzenin sürmesi demek. Altantan da buna bir alternatif olarak diyor ki, neden? Mesela şunu söylüyor. Diyor ki
Neden iktidara koşulsuz bir düşmanlık ve neden muhalefete bedavadan bir destek? Şimdi Demirtaş da haklı. Sırrı Süreyya Önder de diyor ki yani bunlar yani Kürtler HDP seçmeni işte onu kesmek isteyen keskin bıçağın altına yatmayacak bu seçimde. Bu da çok haklı. Şimdi diyorum ya bu üç söylemin ortasını ve doğru yolu bulmak zorunda. Yani bunlar böyle hızlı bir şekilde gelişiyor ki bazen düşünmeye, strateji geliştirmeye vakit bulunamayabilir. Dolayısıyla şimdiden aslında HDP seçmeninin zaten yeterince politiktirler, en politik seçmen. Şimdiden bu dengeler gözetilerek koordine olması gerekiyor. Bu seçim sonuçlarını değiştirmeleri gerekiyor. Nasıl ki belediye seçimlerinde etkilerini gösterdiyse Kürt seçmen, HDP tabanı, evet siyasal iktidar ve ana muhalefet açısından yani sayısal rakamlarda kazanma belediye sayılarında bir etkisi oldu. Ama maalesef o Kürtlerin belediye başkanlarını değiştirme ya da istediğini getirmedeki etki maalesef siyasete yansımadı. İşte esas sorun da burası. Kürt seçmen birini kazandırıp birini kaybettirmek için stratejik oy kullanmadı. Sistemin değişmesi için oy kullandı. O bağrına taş basıp muhalefeti destekledi. Şimdi bakıyorsunuz işte 2 yılı geçen bir süre aşımı oldu. Hala ana muhalefet işte HDP ile görünmekten korkuyor. Hala işte Demirtaş ve arkadaşlarının çıkması için herhangi bir cesur açıklayıcı adım ya da söylem geliştirmiyor. İşte HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bakıyorsunuz muhalefet partileri çok cılız bir tepki ortaya koyuyor. Seçmen o zaman niye muhalefete güvensin? Ortada iktidarın durumu var. İktidar da habire görüyoruz işte. HDP'ye ve Kürt seçmene yükleniyor. Niye oraya da versin? Peki ne yapacak? Yani bu en önemli soru budur. Kürt seçmen, HDP seçmeni ne yapmalı? Bence bunun üzerine kafa yormak lazım. Çünkü HDP'nin kapatılıp kapatılmaması şu anda bizim elimizde değil. Yani maalesef evet demokratik tepki olarak çok demokratik meşru tepkiler ortaya konabilir, geciktirilebilir ya da kapatılması engellenebilir Avrupa'daki kulislerle vesaire. Ama o bizim elimizde değil. Bizim elimizde olan şu anda şey yakın zamanda ben inanıyorum ki 1 yıl içinde kesin erken seçim olacak, baskın erken seçim. Bu oylar nereye gidecek ve nasıl? Hani sadece Kürtler değil, Kürtlerin vereceği oylar Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından hem iktidarın hem muhalefetin demokratikleşmesi açısından nasıl bir etki bırakacak, nasıl bir yol izlenecek? Bence önemli olan bu kısmı diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Mehmet Ali Bey. Abdullah Bey, Sakık'ın bir sözü var, devlet yıkılmalı. Bundan yola çıkarak da Bahçeli dedi ki kapatma ile ilgili görüşümüz nettir. MHP neden HDP'nin kapatılmasını istiyor? Parti kapatmak çözüm mü? Bu doğru bir strateji mi? Özellikle öncelikle parti kapatmaların çözüm olmadığı çok nettir. Tarihe baktığınızda çok farklı partilerin kapatıldığını gördük. Ama bu düşünce, bu ideolojide olanların düşüncelerini onlardan alamadınız. Yani bu şu demek, siz partinizi kapatabilirsiniz. Peki bizim düşüncelerimizi, bizim inandıklarımızı nasıl kapatacaksınız? Buna gücünüz yetecek mi? Hayır. Dolayısıyla insanlar ideolojik ve politik bir geçmişe sahipse, inandıkları ve bildiklerine inanmışsa, ona göre pratiğin sahibi ise bu partileri kapatmak bir şeyi değiştirmeyecektir.
12 eğer öyle olsaydı, işte 60 ihtilali, 70 ihtilali, yine 80 ihtilali, yani bu yaşanan junta rejimleri aslında Türkiye'nin sorunlarını çözmüş olurdu. Yine 90'lı yıllardan beri Kürtlerin siyasal iradesini ortaya koyan partiler hepten bugüne kapatıldı. Yani acaba Kürtler mi yok oldu, yoksa Kürtleri yok etmeye çalışan bu anlayış mı yok oldu? Bakın 1991 seçimlerinde işte 20 tane milletvekili bulamadı o zamanki grup. Ama şimdi 80'e yükseldi. Yine bunun gibi birçok şey. Dolayısıyla parti kapatma, tutuklama, öldürme, hiçbir şey bunu yok edemiyor. Şimdi bakın, Türkiye'de KHK'lıların şu anda işlerinden edilmesi sağlandı. İnsanlar işinden oldu, açlıkla terbiye ediliyor. Bunu yapanlar acaba bu insanları bilediler mi, yoksa bu insanlar düşüncelerinden mi vazgeçti? Bence bu insanlar daha çok bilendiler, daha çok bilinçlendiler, daha çok mücadele azmiyle örgütlendiler. Dolayısıyla insanları ekmeklerinden etmek bir şeyi çözmedi. Tam tersine belki de politik olmayan bir sürü insan ve aileleri politikleşti. Birincisi bu. İkincisi, HDP'nin aslında kapatılmasıyla istenen başka bir şey daha var. Bence mevcut iktidar yaşadığı siyasal ve ekonomik krizi bir iç savaşla kapatmak istiyor. Asıl tehlikeli olan tam da bu. Bakın, toplumun tüm kesimlerini terörize etti. Şimdi biliyorsunuz 2019 seçimlerinde HDP'nin uyguladığı bölgede kazanmak, işte batıda ise kaybettirmek, yani AKP'ye kaybettirmek. Aslında biz 2019 seçimlerinde ne CHP ile ne başka bir partiyle ittifak yapmadık. Biz AKP'ye kaybettirme politikası uyguladık ve bununla başarılı olduk. Dikkat edin, AKP'deki çözülmeler 2019'dan sonra daha da hızlanmıştır. Niye? Kendi rant alanlarını kaybedince pastası küçülmüş, birbiriyle didişmesi ve çatışması, çelişkileri daha çok derinleşmiştir. Şimdi ikinci bir yöntem, Türkiye'de bir Sadat örgütlenmesi var biliyorsunuz. Yani paramiliter bir güç, yine aynı şekilde Erdoğan'a bağlı bir istihbarat gücü ve bir açıkçası kontrgerilla tarzında mafyatik yapılanmaları görüyoruz. Bütün bunların amacı aslında bir anlamıyla da iç savaş çıkartıp, çünkü hiçbir diktatör rahatlıkla gitmemiştir. Bir iç savaş çıkartmıştır ve o iç savaş sonucunda kendi de yenilmiştir ve gitmiştir. Asıl beni kaygılandıran nokta budur. Kürtlerde ve HDP'nin temsil ettiği bölgede bir kopuşu yaratmaya çalışıyor. Kopuşla birlikte, işte bakın zaten Kürtler ayaklanıyor deyip o paramiliter güçleri Kürtlerin ve Alevilerin üzerine salarak kendi yaşadığı siyasal krizi vatan, millet, bayrak, ezan edevatıyla ve biliyorsunuz kirli savaş ortamlarından beslenirler, ki beslendiler, bunu yapmaya çalışıyor. Ben asıl Türkiye kamuoyunu bu konuda çok önemli bir şekilde uyarmak gerektiğine inanıyorum. Ben şunu da ifade etmek gerektiğine inanıyorum. Bizim aslında var olan tabanımız ister kapatsın, ister kapatmasın, alternatifsiz değil. Niye? Çünkü genel olarak bizde şu var. Bütün yaşadıklarımıza rağmen Türkiye'de farklılıklarımızla birlikte yaşama istenci, Türkiye'yi demokratikleşme, Kürtlerin özgür bir ortamda yaşamasını, farklı halkların, inançların özgürce yaşamasına olan inancımız değişmedi, değişmiyor da. Şimdi bu inanç varsa alternatif de vardır. Şimdi biz bir kere şunu istiyoruz. Kürtlerin, Ermenilerin, Süryanilerin ve diğer halkların, işte
Çerkezlerin, Lazların, Rumların, herkesin demokratik, özgür yurttaş bilinciyle bir arada yaşamasını istiyoruz. Yine aynı şekilde farklı inançların, Alevi, Ezidi, gerçek anlamda Müslümanın, hani ben bu din pazarlayıcılardan bahsetmiyorum. Bir diğer şey Hristiyanların, inanmayanların veya farklı inançlara sahip olanların bir arada gerçek anlamda laiklik içinde yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Üçüncüsü, anayasal yurttaşlık temelinde bir arada yaşama zeminini yaratmak istiyoruz. Şimdi bu varsa, ki bu değişmeyecek, biz bunun alternatiflerini onlar istedikleri kadar bize bu yolları tıkasınlar. Biz ya yol açarız ya da bir yol buluruz. Biz bu konuda kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu partiyi kapatabilirler. En kötü ihtimal biz bağımsız milletvekillerle ortaya çıkarız. Ama bakın bunların düşündüğü başka bir şey daha var. Bir dar bölge seçim sistemiyle yeni seçim yasası hazırlama gibi bir çalışma. Yani onların planları sadece HDP'yi kapatmak değil. Aynı zamanda bir de kendilerine uygun bir seçimle bir milletvekillerini almaya çalışıyorlar. Yani bize yaşam alanını bırakmamaya çalışıyorlar. Biz bunlara göre de politika belirleyeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Ayrıca şunu da söyleyelim. Yani Türkiye'de 500 tane, 600 tane milletvekilini de alsanız bir anda her şeyi değiştiremezsiniz. Mesele şuradadır. Türkiye toplumunun demokrasi bilincine, özgürlük bilincine, barış bilincine ulaşması gerekiyor. Yoksa 500 tane milletvekilini de alırsanız devletin belirli kurumları, halen o derin devlet dediğimiz, aslında devletin kendisi derin, o itaat ve terakki zihniyeti var oldukça o meclisi kapatırlar, başka bir şey yaparlar. Önemli olan Türkiye toplumunda demokrasi bilincinin gelişmesini sağlamak, bunu örgütlemek. Bakın bu sistemden mağdur olanlar giderek artıyor. Ve giderek artan bu mağdurların ortak bir demokrasi hattını çizmesi lazım. Yani geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Artık insanların yaşadıklarından kendilerine ders çıkarıp bir daha yaşanmaması için bir demokrasi cephesi oluşturması lazım. Bakın bu sistemden, bu iktidardan, bu diktatörlükten tokat yemeyen veya çok sıkıntılar yaşamayan kimse kalmadı. Öyleyse biz bir araya gelmeliyiz. Ben bir örnek vermek istiyorum. 12 Eylül öncesini görmüş biriyim. Bir gençtim, daha çocuktum öyle diyelim. Ama tabii politiktik biz. Birçok sol Kürt hareketi vardı. Hepsi birbirleriyle çatıştırılıyordu, çatışıyordu. Tıpkı bir kısım diğer örgütler de olduğu gibi. Ama 12 Eylül geldi. Bu kadar birbirleriyle çatışan örgütler 12 Eylül'ün o işkence tezgahından geçtiler. Ve 12 Eylül zindanları onları zindanda buluşturdu ve birleştirdi. Hiçbir ayrım yapmadı onlara arasında. Şimdi bakın bu sistem de aynı bunu yapıyor. Kürtleri, Alevileri, işte diyelim ki Fethullah Gülen cemiyatini, yine başka insanları, demokratları, komünistleri, aydınları, akademisyenleri, herhangi bir düşünceye mensup olmayıp sadece muhalif olanları, eşcinselleri, herkesi bir şekilde mağdur etti. Öyleyse bizim bu cepheyi bir araya getirip ortak bir demokrasi cephesini ve bilincini yaratmamız gerekiyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Bir siyasi parti genel başkanıyla 2015 yılında bu düşüncelerimi belirtmek için 45 dakika baş başa görüştüm. Dedim ki bakın bu diktatör daha 2015. Dedim bu diktatör Türkiye'yi çok kötü bir yere götürecek. İnisiyatif alın. Bir demokrasi cephesi yaratın dedim. Bir çağrı yapın. Dedi ki ya dedi bizim partimizin içindeki
Siz dedi işte dengeleri bilmiyorsunuz. Dedim kusura bakmayın ama siz iyi bir devlet memuru olursunuz ama bence iyi bir parti lideri olamazsınız. Dedim lider odur ki bu dengeleri yeniden düzenlesin. Siz dengeleri yenilecekseniz o zaman lider olarak niye orada duruyorsunuz dedi. Öyleyse çözüm demokrasi cephesindedir diyorum. Teşekkür ederiz Abdullah Bey'e tekrar. Mehmet Ali Bey, söyleniyor ki HDP kendi adayını çıkarmalı eğer devam edecekse. Ayrıca Millet İttifakı HDP'ye mecbur mu? Evet. Zaten aslında bütün bence şu anki ataklar, şu anki atraksiyonlar biraz da bu dengelerle oynamak için, bu dengeleri lehlerine çevirmek içindir. Birincisi, yani aslında HDP seçmeni hiç kimseye mecbur değil. Çünkü %10 barajına alışmış, %13'leri bulmuş bir partidir. Dolayısıyla bence iktidar da muhalefet de şu anda HDP'ye muhtaçtır. HDP seçmenine muhtaçtır. Açıkçası söylemek gerekirse HDP de bu anlamda süreci iyi yönetememektedir. O ayrı bir konu. Halk daha politik, daha öngörülü. Ben ona inanıyorum. Halka ayak uydurmama sorunu var bütün partilerde. Şimdi hani ben az önce de aslında söyledim. Dedim ki Sayın Demirtaş'ın, Sayın Sırrı Süreyya Önder ve Sayın Altantan'ın son 3 açıklaması özellikle seçimde HDP tabanının ne yapmasıyla ilgili neredeyse köşe taşları hükmünde önemli açıklamaları olmuştur. Bir, muhalefet şunu diyor. Diyor ki nasıl olsa iktidar işte bunları ezdikçe eziyor. Dolayısıyla bunlar bir tek bize gelebilir, bizi destekleyebilir. Bizi desteklemek zorundadır anlayışıyla hareket ediyorlar. Diyor ki biz onlara ne desek de onlarla yani ittifak kurmasak da ya da ittifakımıza almasak da onlar nasıl olsa bizim adayımızı destekleyecek. Çünkü başka çareleri yok. Ama buna karşın Demirtaş ne dedi? Dedi ki biz bize bu zihniyetten daha çok zulmedecek bir zihniyete de oy verecek değiliz gibi bir açıklaması oldu. Ha bu işte aslında Millet İttifakı'nın o HDP tabanını kendine mecbur görme yanılgısını aslında ifşa eden bir açıklamadır. İki, şimdi siz de söylediniz, HDP kendi adayını çıkarmalı mıdır? HDP'nin kendi adayını çıkarması demek seçimlerin kesinlikle ama ikinci tura kalması demektir. Cumhurbaşkanlığı seçimine. İkinci turda HDP tabanının iradesi, HDP tabanının tercihi kesinlikle ama kesinlikle Cumhurbaşkanını belirleyecektir. Yani bu nettir. 2x2=4 yani sonucu gibi nettir. Dolayısıyla ben de diyorum ki artık HDP'nin halka danışarak halkın hissiyatını, halkın öngörüsünü dikkate alarak bir yol çizmesi gerekiyor. 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık bir tecrübe var. Bu tecrübe ışığında bir tercih yapılması gerekiyor ve şimdiden bu çalışmalara başlanılması gerekiyor. Çünkü bir seçim startı verildi mi, baskın erken seçim demek, 60 gün sonra seçim var demek. Yani bugün karar alınsa, şöyle söyleyeyim, her bir gün 60 gün sonra seçim yapılma ihtimali var demektir. Dolayısıyla şimdiden böyle nasıl söyleyeyim, kendi gücünün farkında olarak ve hem millet hem Cumhur İttifakı'na karşı işte üçüncü bir yol, üçüncü bir güç var somut gerçeğini, hakikatini ortaya koyarak
davranılması, hareket edilmesi gerekmektedir. Sorduğunuz herhalde soruya cevap olabilmişizdir. Teşekkür ediyorum. Toparlayacak olursak şimdi, tabii ki bu açılma davasının gerekçesi şu. Devletin bütünlüğünü bölmeye çalışıyorlar eylemleriyle. Yani gerekçe gösterilen şey bu. Abdullah Bey, siz ne dersiniz bu konuda? Devletin bütünlüğünü gerçekten eylemleriyle çökertmeye mi çalışıyor HDP? Şimdi bir kere hangi devletin bütünlüğü? Her tarafı satılmış, Katar'a verilmiş veya işte bir çakıl taşının yerine ülkenin bütün varlıklarının verildiği, Katarlara satıldığı, işte bilmem kimlere satıldığı, Kanadalılara altının verildiği, bilmem kime verildiği vatanın bütünlüğünden bahsediyorsanız zaten öyle bir bütünlük kalmamış. Şimdi sadece bu vatan bütünlüğü bu vatanın gerçek sahiplerine uygulanan bir yöntem. Şimdi bu vatan bütünlüğünü kim böldü? Bir kere ona bakmak lazım. Bence Lozan böldü. Bence Kasr-ı Şirin böldü. Dolayısıyla yani bölücü olanlar bizi mi bölücülükle suçlayacak? Bu topraklar bizim. Şimdi bir kere bu bilinmeli. Sadece bu toprakların aslında gecekondu yapan kesimleri var ve biz o gecekondu yapan kesimlere de diyoruz ki gelin bir kentsel dönüşüm yapalım ve bu ülkede hep birlikte yaşayalım. Yoksa buradaki halklar zaten otokton halklar. Bir. İkincisi, bir kere biz ortak vatanda demokratik özgür yurttaşlık temelinde bir arada yaşamayı istiyoruz. Bilmiyorum bu mudur bölücülük? Şimdi dolayısıyla Türkiye'de egemenler hep kendilerini riskte ve kirli işler yaptığı zaman vatan millet edebiyatıyla kitleleri uyuttular. İşte yıllarca vatan, millet, bayrak, ezan yapanların kokain sattığını, 5 ton kokaini nasıl getirdiğini, nasıl mafyatik ilişkilere girdiğini, bir mafya liderine nasıl yaklaştığını, özel izin çıkardığını, öte yandan bir tane kart alan bir insanın yıllarca hapiste kaldığını, işte diyelim ki bankasiyadan bir kart alan veya herhangi bir dershaneye gitmesi nedeniyle yıllarca hapis yatanlar var. Ama öte yandan mafya liderlerine özel izin çıkarılabiliyor. Hatta cezaevlerinde ne kadar lüks içinde kaldıkları ortada. Şimdi eğer bu vatanın bütünlüğü denilen buysa, valla böyle bir bütünlük kalmamış bence zaten. Yani bu vatan bütünlüğünü savunduğunu söyleyenler zaten bölmüşler. Bir kere mafya devletle mafyanın mağduru olan bir devlet diye bütün bölünmüş. Ayrıca AKP'li olup da AKP'li olmayanlar diye bölünmüş. Yani öte yandan bizde yana olan müteahhitlerle bizden yana olmayan müteahhitler diye bölünmüş. İşe alınırken AKP'den kağıt getirenlerle AKP'den yakın olmayanların hiçbir şansın olmadığı bir şekilde zaten bölünmüş. Yani bu ülkenin bölün diye bir şey kalmamış ki. Bir yandan intiharlarla insanlar ölürken, açlığın altında yaşarken, öte yandan ne yapalım siz de gidin onları besleyin diyen bir iktidar zaten burada bölünmüş. İşte biz tam tersine bu bölünmüşlüğü yaratan bu zihniyeti seçimle indirerek aslında bu ülkede bir bütünlüğü yaratmak istiyoruz. Nedir bu bütünlük? Bir çiçek bahçesidir. Her çiçeğin rengi, kokusu, güzelliği farklıdır. Bizim istediğimiz bu Türkiye bahçesindeki her rengin, her kokunun, her güzelliğin kendi içinde yaşanmasıdır. Tekleştirmeye karşıyız. İnsan sadece beyaza baktığı zaman belirli bir süre sonra kör olur. Tekleştirmek körleştirmedir. Biz gökkuşağı renginde farklı renklerin, farklı inançların, farklı güzelliklerin bir arada yaşadığı bir bahçe istiyoruz. Bu bölücülükse
Evet, biz bölücüyüz. Ama mafya devleti ise işte uluslararası dolandırıcılık yapan birine İçişleri Bakanı kaç diyor ama öte yandan 83 yaşında cezaevinde halen suçsuz yere yatan Mehmet Emin Özkan'sa zaten bu ülkeyi bölmüşler. Bakın biraz önce işte hasta olan bir yurttaşımızın halinden bahsettik programa girerken. Şimdi bu var. Bir de Sezgin Baran Korkmaz'a bu ülkede İçişleri Bakanı'nın suç işliyor. Yani başka adı yok bunun. Diyor ki bak seni arayacaklar sen çık buradan diyor. Şimdi böyle bir ülke bölünmüştür zaten. Bizim amacımız işte o renklerin bir arada yaşayacağı bir Türkiye yaratmak. Vallahi bence bu bölücülük değil, bu güzellik yaratmadır. Biz neye mal olursa olsun, bu çok zor bir şeydir biliyoruz. Ama bu güzelliği yaratacağız. Zor olan güzeldir. Zor olan mücadele gerektirir. Zor olan emek gerektirir. Biz de bu zorluğu, bu mücadeleyi, bu emeği göze alarak, bu bedeli göze alarak güzelleştireceğiz. Ben size bir örnek vereceğim. Bir gün mahkemede, hani biraz da espiritüel bir şey olsun istiyorum. Bir gün mahkemeye gittiğimde hakim bana dedi ki Türk alfabesinde olmayan harfler kullanmışsın. Dedim hakim bey, Türk alfabesi diye bir alfabe yok. Latin alfabesi var. Biz onun içinden bazı harfleri kullanıyoruz. Dedi ki X, W, Q kullanmışsın. Dedi bu suçtur. Hakim bey dedim ben kabul ediyorum suçumu. Gerçekten ben suçluyum. Ama dedim ben bu suçu ara sıra işliyorum. Dedim siz her gün işliyorsunuz. Nasıl dedi. Bakın dedim önünüzde bir kompütür var. Her sabah geliyorsunuz. www.adalet.org.tr yazıyorsunuz. Dedim siz her sabah suç işliyorsunuz. Yani ben ara sıra işliyorum yine. Ben daha makul vatandaşım dedim. Ya dedi lütfen Abdullah Bey dedi ya gidin buradan. Ama ona rağmen hakimin suç işleme özgürlüğü vardı. Ben bir yurttaş olarak suç işleme özgürlüğüne sahip değildim. İşte bu zihniyet bölmüş. Ben değil. Yani bu hakim ve bu hakimi oraya getiren zihniyet bu ülkeyi bozdu. Bölüyor. Biz değil. Ben tekrar bir böyle espiritüel bir anımı anlatayım. Sonra bitireyim. Buyurun. Şimdi ben bir karar almıştım belediyede. Belediyede toplu sözleşmede dedi ki kadının kadına şiddet uygulayan erkeğin maaşını kadına vereceğiz dedi. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nde suçtur. Hani birisinin maaşını. Bizim bunu birisi şikayet etti. Biz de dedik ki yani suç olabilir. Ama bizce suç bizde değil. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bu anayasa kadına şiddeti uygun görüyor. Biz eşit olmayanı eşitledik dedim. Dolayısıyla biz aslında bu ülkede kadına şiddeti reva gören, inançlarından dolayı yargılanan veya işte düşündüklerini ifade ettiği için yargılanan, ceza alan veya etnik kimliğinden dolayı ötekileştiren insanlara karşı bir çiçek bahçesi oluşturacağız. Buna inancımız tamdır ve güzeldir diyorum bu. Saygılar. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Bey, siz ne dersiniz? Bölücülük yapıyor mu HDP? O gerekçeyle çünkü açıldı bu dava, kapatma davası. Ya şimdi barış süreci dönemine bakılırsa orada kullanılan bir literatür var pardon. Hem HDP, hem HDP'nin bileşenleri, hem genel perspektif neydi ve 2014 Nevrozu'ydu yanılmıyorsam evet. Okunan mektupta ne deniyordu? Deniyordu ki demokratik ulus ve ortak vatan. Yani bu HDP'nin o günden bugüne amaçladığı, sürdürdüğü bir hedeftir. Dolayısıyla bunu hatta parti programı haline getirmiş bir partinin
bölücülükle suçlanmasına ben gerçekten yani şey görüyorum. Yani böyle bahane, başka bir şey söyleyemiyorlar. Ne diyecekler? Dolayısıyla hani bunu tartışan ulusalcı Kürtler var. Ulusalcı derken kendi ulusalcı Kürtleri, yani Türkiye ulusalcılarını, CHP, MHP ulusalcıları tarzı bir ulusalcıyı kastetmiyorum. Ha, bunu HDP'nin bu yönünü eleştirenler vardı. HDP'ye diyorlar ki siz ulusalcı değilsiniz. Siz yeterince yerelci değilsiniz. Siz Kürdistani değilsiniz diyorlar. Tamam mı? Bu ulusalcı Kürtler. Öte yandan da MHP diyor ki siz bölücüsünüz. Yani o yüzden partiyi kapatacağız. Yani ne yapsalar yaranamıyorlar. Dolayısıyla bu kelime, bunlar kelime oyunu. Mehmet Ali Bey, kimseye evet. Yaranmak zorunda değiliz. Ya işte, biz doğru bildiğimizi yapacağız. Şimdi mesele şu, yani ben belki yanlış anlaşıldım da ya da yanlış ifade ettim. Ama tam da düşünen durum budur yani. Biri tabiri caizse, yani kendi mantığıyla diyor ki sen bölücü değilsin. Oradan yargılıyor. Biri de diyor ki hayır sen bölücüsün, ben seni kapatacağım. Aslında tam da yani düşünen durum bu. Ama ya şimdi diyorum ya, söylemlere bakın. Ya bizim de ismimiz iddianamede vardı. Ben de siyasi yasak istenenler listesindeyim. Bizim de bir sürü davamız, mahkememiz var. Biz hiçbirinde, ama hiçbir konuşmamızda, tamam, biz bütün konuşmalarımıza dava açılmış. Nedir? Propaganda. Ama hiçbirinde işte biz işte bu ülke bölünsün, ayrılsın diye bir açıklama yapmadık. Hiçbir vekil arkadaş da bunu yapmadı. Dolayısıyla yani gerçekten bu iddia, yani iddia değil, büyük bir iftiradır. Ya. Ne iddiası? Az önce Abdullah Başkan da söyledi. Yani bölücülük nedir, ne değildir çok iyi tanımladı. Gündemi değiştirme çabalarıdır. İşte bölücü diyerek kendi bölücülüklerini gizlemeye çalışıyorlar. Buna da artık halkımızın karnının tok olduğunu biliyoruz. 50 tane bölücü davası açılmış. Yani dünden bugüne onlarca dava var. Onlarca parti kapatılmış. Ama insanlar, yine partiler açıldığı zaman hemen gidip oy vermiş. O partileri büyütmüş. Dolayısıyla insanların kendi tercihlerinin arkasında durma gibi bir özelliği, bir duruşu, bir sürekliliği var. Ama MHP de kendinden korkuyor. Çünkü MHP gerçekten şunu düşünüyor. Ya diyor kendince, yani sözde milliyetçi, sözde devletçi, sözde ulusalcı, diyor ben neredeyse HDP'nin aldığı oyun yarısına düşmüş durumdayım. Yani diyor nasıl öyle bir şey olur? Şimdi kendilerinin yani böylesi bir psikolojinin içinde olduğunu görmek çok önemli. Yani diyorlar biz bu ülkenin sahibiyiz, kurucusuyuz vesairecisiyiz, ama şu anda işte bizim kurulma gerekçemizi boşa çıkaracak bir parti bizim iki katımız oy alıyor, yarın üç katımız alacak vesaire. Dolayısıyla bu onları rahatsız etmektedir. Tabii ki dediğim gibi bugüne kadar yarattıkları suni korkularla, kavramlarla halkı korkutarak kendi işte bu nasıl söyleyeyim, kendi bu cürümlerini, bu suçlarını başkalarını suçlayarak örtbas etmeye çalışıyor. Bütün mesele budur. Kapansa da kapanmasa da halkın zihni, ruhu, kalbi kapanmaz. Yani Sayın Demirtaş'ın güzel bir tweet'i vardı daha Mart ayında açılan kapatma davasıyla ilgili. HDP binasını göstermişti bir tweetinde. Demişti ki kapatmak istediğiniz budur ama kapatamayacağınız bir de o Nevruz alanındaki milyonlarca insanı göstermişti. Yani sen parti binasına kilit vurabilirsin, yasaklayabilirsin tabelayı vesairesini. Ama insanların zihnine, insanların kalbine kilit vuramazsınız yani. Tam tersine somut binalara, maddi işte görünürlüğü olan kurumlara vurulan kilitler insanların beynini, zihnini daha çok açar.
yani bunu buna tarih şahitlik etmiştir. Şahitlik etmeye de devam edecektir. Program için de teşekkür ediyorum. İnşallah daha demokratik, daha meşru, daha güzel, daha özgür günlerde ve programlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Bey size. Abdullah Başkanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tarafsız gündemde HDP'nin kapatılma davasını konuştuk. Özetle şöyle diyebiliriz, demokratik olan ülkelerde, demokrasinin var olduğu ülkelerde partinin kapatılması hiç demokratik değildir. Sonuç olarak demokrasinin olduğu yerlerde partilerin kapatılmasının gündem bile yapılması aslında demokrasiye vurulan bir kelepçe hükmündedir. Sonuç olarak biz bunu çıkartıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Tarafsız gündem programımızı burada kapatıyoruz. Tamam. Sonra bir şey söyleyeyim. Parti kapatılma konusunun kapatıldığı bir Türkiye istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.